Gel al. Sildim. Diyecektim ki kustum bir taneyi. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem faciası sonrası zarar gören 10 ilimize şoku atlattıktan sonra, biz de Siirt ili olarak etkilendik elbette. Şoku atlattıktan sonra öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle okulların kapalı olması nedeniyle ne yapabiliriz diye bir istişare yaptık. Daha sonra daha önce kurulmuş olan oyuncak atölyemizde çocuklarımıza oyuncak üretelim. Öğretmen arkadaşlarımız da çocuklar için ve yetişkinler için uyku tulumu da üretebileceğimizi söylediler. Hemen uyku tulumuyla oyuncaklar için atölyemizi açtık. Öğretmen ve öğrencilerimiz çoluk çocuklarıyla beraber dualar eşliğinde hem uyku tulumu hem oyuncakları üretiyorlar. Göçük altında kalan çocuklarımızın çıktıktan sonra en azından bir nebze de olsa o acılarını unutmaları ve dualarımızın onlarla olduğunu bilmelerini, hissetmelerini istiyoruz. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Rabbim ülkemize, devletimize bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Ama lütfen diyoruz, şu müteahhitlere bir el atsınlar. Artık canlar o göçük altında kalmasın. 5 çocuk annesiyim, Siirtliyim. Buranın öğrencisiyiz. Önceden buraya eğitim için geldik, bu oyuncak yapımı için geldik. Sonra deprem olunca ara verdik, evdeydik. Çok kötü olduk. Öğretmenlerimiz de bize dedi ki işte gönüllü oyuncak yapımı gerekiyor. Bana mantıksız geldi, dedim ki yani giyim gerekir, yemek gerekir, oyuncak ne alaka dedim. Sonra görüntüleri izleye izleye çocuklar oyuncak istiyormuş. Oyuncak var mı, abiler oyuncak var mı derken ben dedim demek ki destek lazımmış. Koşa koşa geldik çocuklarımla. Elimizden geldiği kadarıyla yani yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yani ulaşır yerlerine. Mutlu olurlar. Onlara da iyi gelir. Çok üzüldük, çok etkilendik. Artık uyku yok. Yani çok üzüldük. Gerçekten hani kelimeler boş. Ne desek boş. Ya deprem olunca biz zaten evdeydik. Hani hem eve de gitmek istemiyoruz aslında ama evden de çıkamıyorduk. Çünkü hava çok soğuk. Hocalarımız çağırınca ben ikiz kızlarımı alıp yardıma geldim. Burada hep beraber oyuncak yapımına destek çıkıyoruz bir şekilde. Yani bilgimiz olmasa bile bir kesim yaparız, bir çizim yaparız, bir şekilde bir şeyin ucundan tutuyoruz. İnşallah oradaki insanları bir nebze de olsa mutlu edebiliriz. Ben kendi evimde hissettiğim kadarını söyleyeyim. Hala ellerim titriyor. Mesela hala toparlanamadım. Yani buraya gelip biraz daha kafa dağıtmış oluyorum aslında. Sadece o sarsıntı hissederek bu kadar etkilendim. Oradaki insanların hani ne hissettiğini düşünemiyorum bile. Allah hepsine güç kuvvet versin. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. Bizim dualarımız, kalbimiz, aklımız hep onlarla zaten. Allah bir daha böyle bir felaketi göstermesin inşallah.